Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Mate S'i, Huawei Mate S'i sipariş ettim demiştik. Bahariye Mobile'a geldik. Ozan ne haber kardeşim? İyilik İlker, sen nasılsın? Sağ olasın. Ozan bizim bütün bu Xiaomi'lerin mevzuları falan aldığımız arkadaşımız. Ben Mate S sipariş etmiştim. Dedi ki abi ölük ölük getirin dedi. Ver abi malı görelim. Hemen verelim. Yeni Huawei Mate S'imizi. Getir abiciğim. Malzeme bu diyorsun. Mate 8'imiz ne zaman geliyor abi? O da yolda gelecek. Birkaç güne onu da kararımızda tanıştıracağız inşallah. Eyvallah. Bakalım. Onu bekliyoruz. Onu herkes bekliyor. Tamam. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Mate S'imiz geldi. Şimdi buna bugün güzel bir kutu açılışı yapacağız. Burada da garanti belgesi falan filan var. Garantisi iş yapmıyoruz. 2 yıl Türkiye garantili. 2 yıl Türkiye'de hiçbir sorun sıkıntı resmi yok. Resmi garantili. Tamam. Mate S logosunun üzerine de kendi logonu koymuşsun. Daha büyük markayız diye diyorsun. Şimdi biz bunun kutu açılımını yapacağız. Ondan sonra da Mate 8 gelecek birkaç güne. Onu da yapacağız. Kardeşim sana bir soru. Bana dürüst düzgün en çok ne satıyorsun? Mağazamızda en çok yani birçok ürün çok satılıyor tabi ama BlackBerry biz BlackBerry'ye çok ağırlık veriyoruz. Ben mesela senden iPhone beklerdim ilk söyleyeceğin. BlackBerry dedim. iPhone hani Türkiye genelinde çok satıyor. Biz mağazamızda en çok BlackBerry satıyoruz. Çünkü BlackBerry'nin çok geniş bir potansiyeli var. Allah Allah. Bu potansiyelin tamamı diyebilirim mağazamızda toplanıyor. Priv satıyorsun, Passport satıyorsun. Passport'un Silver var, BlackBerry Classic modeli var. Yani birçok yeni modelini mağazamızda biz şirketçilere iletiyoruz kesinlikle. Aynen öyle. Meizu zaten siz çok iyi biliyorsunuz. Aynen. Meizu'nun birçok tanıtımını yaptınız. Meizu M2 Note ve MX5 mağazamızda en çok gidiyor diyorsunuz. Çok, şu anda çok revaçta çok MX5'in satıyor. MX5'in fiyatı ne abi? MX5'in fiyatı normalde Türkiye fiyatı 1399. Biz mağazamızda 1349 liraya müşterilerimize sunuyoruz. Müşteri de arıyor zaten direkt. Kesinlikle müşteriler de arıyor şu anda. Ben de bunu 2099 liraya aldım arkadaşlar. 64 GB. Yani 64 GB Gold modeli 2099 liraya aldım. Şimdi Allah'ın izniyle Çin'in aslanı olarak adlandırılan deli oğlan dediğimiz Mate 8 gelecek. Mate 8'de artık bize en kısa zamanda kavuşturacak. 2 güne inşallah İlkay abi seninle tanıştıracağım. Tamam kardeşim ben 2 güne bekliyorum. Evet hayırlı olsun diyoruz. Kardeşim sağ ol teşekkür ederim. Rica ederim sağ ol. Gidelim kutu açılımımızı yapalım hadi bakalım. Evet, Huawei Mate S'in kutusunu açalım arkadaşlar hep beraber. Biz Bahariye Mobile'dan aldık, 2099 liraya aldık bunu. Gördüğünüz gibi lüks modeli, lüks olan modeli, 64 GB'lık Gold olan. Şimdi şöyle, Huawei Mate S'in kutusu gerçekten çok böyle lüks. Yani garanti belgesi, 2 yılda garantisi var arkadaşlar Türkiye'de, onu da belirtelim. Şimdi şuradan yırtacağız bunu, kutusunu. Evet. Şöyle açtım. Kutu içinden bir kutu daha çıkıyor. Evet, şöyle göstereyim size. Şunları kenara alayım. Şu tarafa atıyorum. Evet, şimdi başka açılacak, kapanacak yeri var mı? Yok. Şuradan şöyle açtım. Evet, bizi telefon karşılıyor. Oldukça sade bir kutu. Zaten hatırlayanlarımız vardır. Huawei P8'lerde de çok değişik bir kutu tasarım yapmıştı. Şunları çıkartıyorum. Şöyle koyayım. Evet, şuradan telefonumuzu açalım ilk önce. Şu açıla dursun. Kutunun içinde başka neler var onları göstereyim size. Evet gördüğünüz gibi böyle gayet düzenli, hoş bir kutusu var ürünün. Kulaklıkları çıkıyor. Özel kulaklıklar tabii her şeyde olmayan Huawei şekilde bir giriş yaptı gördüğünüz gibi. Güzel bir kulaklık. Bunları zaten deneyimleyeceğiz. Evet burada yani bu yurt dışı ürünü olduğu için zaten bunun fişini değiştireceğiz. Adaptör takacağız. Ben şöyle bir bakayım kaç amper olduğuna hemen. Büyük ihtimalle 2 amperdir. Evet 2 amperlik bir adaptörü bulunuyor arkadaşlar. Bu da USB kablosu aynı şekilde. Şuralara bakalım. Burada neler var? Burada ağır. İnşallah bu ağırlığın tümü manuel değildir. Ben çünkü kılıf bekliyorum üründen. Güzel bir kılıf çıkacak. Evet. Aynen. Çok güzel bir kılıfı var. Yine o da gold şeklinde. Onu da çıkartayım. Evet gördüğünüz gibi böyle bir kılıfı bulunuyor arkadaşlar. Bu da yine ürünün şöyle bir takayım sonra değiştireceğim zaten çıkartacağım.
Evet, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Gayet hoş tasarlanmış bir kılıfa sahip. Evet, telefon şimdi genel olarak size biraz anlatayım. Detaylı incelemesinde zaten bilgileri veriyor olacağız. 5.5 inçlik Full HD bir ekrana sahip. AMOLED bir ekrana sahip. Mate S. Ben böyle kutudan çıkarma, takma, kılıf, sticker konusunda çok gerçekten geri bir adamım. Bunu da açık net belirteyim. Kutudan kurtaramadım ürünü bir türlü. Allah Allah. Evet, tamamdır. Bu sefer oldu galiba. Evet, ürün dediğim gibi 5.5 inç AMOLED bir ekrana sahip. Çok güzel bir tasarım var. Ben tasarımını çok beğeniyorum arkadaşlar. Yani eminim siz de alıp kullanacak olursanız eğer siz de çok beğeneceksinizdir. Bir de Türkçeyi bulursak harika olur. Buldum. Güney Kıbrıs Rum kesimi içinde bir Türkçe yapılmış. O da enteresanmış. Ben şimdi Türkiye için olan Türkçeyi seçtim. Wi-Fi ayarlarını atla diyelim. Devam et diyelim buna da. Sonraki sayfa. Evet, bunları kabul etmemiz gerekiyor. Tamam, devam et. Kabul et dedik. Sonraki sayfa dedik. İleri. İzin ver. Kaydet. Zade'de gel. Parmak izinde sonra ayarlayacağız. Dal dedim. Atla dedim bunu da. Yapılandırma başarılı. Artık ne kadar başarılı olursa. Evet, şimdi 5.5 inç AMOLED bir ekranı var dedik. Full HD 1920x1080. Arka tarafında şöyle göstereyim. Burada bir parmak izini görüyoruz. 13 megapiksellik kamerası bulunuyor. Çift donlu LED flaşını görüyoruz. Kirin 935 işlemciyi kullanıyor. 8 çekirdekli bir işlemci bu. Alt tarafında speakerlarını görüyoruz. Hoparlörlerinin micro USB girişini görüyoruz. Yan tarafında SIM kart ve SD kart girişini görüyoruz. Burada da ses açma kapama tuşu. Şimdi ürünün 2700 mAh bataryasının olduğunu söyleyelim. Şöyle de açayım. 2700 mAh bataryası bulunuyor. 3 GB RAM'i bulunuyor. Ürün gayet performanslı bir ürün. Zaten detaylı incelemesinde bunların hepsine değineceğiz. Şöyle biraz gezdiriyorum sizi menülerde. Yani emotional arayüzünü kullanıyor. 3.1 ile geliyor. 3.1.1 de yanlış hatırlamıyorsam. Oldukça sade bir arayüz. Bataryada performans anlamında etkisi oluyor batarya kullanımında. Onu da söyleyelim. Bu arada ürünün parmak izi çok başarılı ve parmak izi sadece parmak okutmaya yaramıyor arkadaşlar. Siz parmak izinden ayarlamak gerekiyor mu bilmiyorum. Evet, ayarlamalar gerekiyor. Yani çift tıkladığınızda çoklu hareketleri destekler diyor. Mesela şurada da gördüğünüz gibi. Buradan tıklayabiliyorsunuz. Sayfalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Kaydırma, fotoğraf çekme ya da tıklama gibi işlevleri var. Bunları ayarlamak gerekiyor. Ben zaten onları ayarlayacağım. Size detaylı incelemesinde bunları da göstereceğim. Oldukça şık bir kutudan yine çok şık bir telefon olarak çıkıyor. Lüks olan modeli bu. Luxury modeli 64 GB. Bu üründe Force Touch özelliği şu anda yok. Ama sadece 128 GB'lık da var. 128 GB olan modelde Türkiye'ye gelmiyor arkadaşlar. Yalnız bunu güncellemeyle 6.0 ile beraber Force Touch özelliği de gelecek. Onun da bilgisini verelim. Dediğim gibi biz detaylı incelemesinde size zaten bütün bilgileri sunuyor olacağız. Kutu açılımıyla Huawei Mate S'i değerlendirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.